Korkma Recep. Korkunun hiçbir faydası yok. Geliyorum. Hazırlan. Edirne eski belediye başkanı Hamdi Sedefçi düzenlediği basın toplantısında belediye başkanı Recep Gürkan ile CHP il başkanı Fevzi Pekçanlı'yı sert sözlerle eleştirdi. Recep kullanıp atar. Fevzi, kilo alıyorsun. Lütfen dikkatli ol. Sağlığın önemli senin için. İl başkanı yakında bitecek il başkanlığı garanti. Bak iddia ediyorum ben. Ben anlamam AK Parti'yi biz önünü kestik bilmeyerek. 20 tane AK Parti'ye gitse, yani 20 tane oy AK Parti birinci parti olma seçimi almıştı. Recep dua etsin ben aday oldum da kendisini kurtardı. Kentteki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Sedefçi, Edirne'de düşünülen kentsel dönüşüm konusunda görüşlerini açıkladı. Sanayi bölgesi, 1. Murat, Fatih Mahallesi gibi yerlerde kentsel dönüşümün doğru eller tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Sedefçi, kentsel dönüşümde halktan yana ve müteahhitten yana iki seçenek var. Belediye Başkanı Gürkan, halksever değil, müteahhitsever bir insan. Bu işi eline yüzüne bulaştırır dedi. Kendisinin 2014 seçimleri öncesinde Menzilahir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi olduğunu hatırlatan Sedefçi, 2000 Roman'a yeni ev verme imkanımız vardı ancak projeye kaldırıldı dedi. Hatırlarsınız 2014'te seçim kampanyamda benim en önemli seçim vaatlerim bir tanesi kentsel dönüşüm idi. 2014-2017. Abi Recep, 3 sene uyudun mu sen kardeşim? 3 sene uyumuşsun resmen. Benim 2014'te insanlara sözlerini ettiğim, Edirne buna ihtiyacı var dediğim sözlerimi unuttun mu kardeşim? CHP il başkanının belediye başkanına emir kulluğu yaptığını savunan Sedefçi, il başkanı partinin babasıdır, emir almaz diyerek Baykal'ın referandum öncesinde Edirne ziyaretinde görüşmesinin engellendiğini yineledi. İl başkanı partiye sağlıklı doğru üye yapar. Şu an tutarı gibi beden dinten çalışan elemanının işçisinin tümünü partiye üye yaptılar. Aileleri üye yaptılar. Neymiş 11 bin tane üye yapmışlarmışmış. Hadi geç kardeşim bunlar ya. Emirle, zorla, üye olmazsan seni çıkartırız korkusuyla insanı üye yaparak parti büyütemezsiniz kardeşim. İşte aldığınız oya bakın. 36.7 almışsınız. Dönün geriye 2009 arkadaşlar. Aldığım oy 57.8. Fark ne kadar? 120 fark var arkadaşlar arada. 120 oy kaybetmişler. Parti üfe atmışlar. Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan yeni il başkanlığı binasının açılış törenine değinen Sedefçi, törene sadece partilerin katıldığını, halkın katılmadığını belirterek halk size güvenmiyor, kendinizi kandırmayın dedi. Partiyi maalesef çürütüyorsunuz. Halkla görüştü, halkla kardeşim. Bir genel başkan geldi, koca genel başkan geldi dedi. Ne? Utandım ben be. Çöplük açıyorsun orada, çöplük açıyorsun. 1000 kişi var. Hepsi belediye personeli ya. İl başkanı binası almışsın. Kutlarım, tebrik ediyorum. Güzel bir şey yapmışsınız. 100 kişi var kardeşim. 100 kişiden fazla insan yok orada. Koca il başkanı binasında. Onlar partililer. Orada halk yok kardeşim. Halk yok. Başını kumdan çıkartın kardeşim. Ayaklarınız yere bassın. Halka güven verin. Halk şu anda size güvenmiyor. Kendinizi kandırmayın lütfen. Edirne'nin sıkıntılı günler yaşadığını, kente hizmet konusunda tecrübeli insanlara ihtiyacı olduğunu belirten Sedefçi, Edirnelilere partiye değil kişiye oy vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Sedefçi, kendisinin bir dönem daha belediye başkanlığı yapmayı düşündüğünü söyleyerek, şu anda hiçbir partiyle ilişkim yok. Recep Gürkan'la hesaplaşmak istiyorum. Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyorum. İktidar partisinden aday olup seçilirsem Edirne'yi uçururum dedi. Edirne'deki gibi bu kentsel dönüşümünü de yapılmayan altyapısını da silme meydanını da hızlı trenini de getireceğiz. Edirne'ye büyük ihtimalle de daire sistem getireceğiz. Bu kadar basit bunlar. Hükümet partisi alırsam eğer Edirne uçar. Açık konuşuyorum. Edirne uçururum. Buna net kendime güveniyorum. Hükümetin desteğini aldım mı birçok projeyi hayata geçirebilirim. Engellerle karşılaşmam. Şu an Selim'e meydanı rezil durumda duruyor. Orası bir yılda biter. Edirne'nin Meriç Devri'nde sandal gondol gezileri bir yıl sonra başlar. Yürüme yolları yapılır kenarlarına. Birçok proje böyle hayata geçer.